Bismillahirrahmanirrahim. Fuat-ı Mekke 11. Sefir 71. Kısım 11. Hadis. İhramda saçın bal sürülerek tek örgü yapılması yani telbit. Ebu Davud İbni Ömer'den Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem başını balla ovduğunu aktarır. Saç anlamındaki şar, şuur kelimesinden gelir. Telbit ise tek parça olacak şekilde saçların örülmesidir. Bu davranış batıni anlamında kendi nezdinde dince çoğalmış ilahi nitelikleri veya akla göre ilahi ilişkiyi tek bir hakikate döndürmesi demektir. Dince olanlara örnek olarak Allah'ın güzel isimlerini, akli olanlara örnek olarak ise teorik kanıtlarla sabit olan anlamları verebiliriz. Nitekim Allah, ister Allah ister Rahman deyin, hangisiyle dua ederseniz en güzel isimler ona aittir ve ilahınız tek bir ilahtır buyurur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saçını bu fiilin yapılabildiği hatmi yani saçı renklendirmede kullanılan bir bitkiyle veya başka bir şeyle değil balla ovarak tek örgü yapmıştır. Bal vahiden nasibi olan bir hayvan türünün ürünü olduğu için kendisiyle peygamber arasında ilişki kurulabilmiştir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy alan bir peygamber olduğu gibi arı da vahyedilen bir canlıdır. Öyleyse arı karşısında bal, peygamberin getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim ve hadisler gibi ilimlere benzer. Allah şöyle buyurur, Rabbin arıya vahyetti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bize çoğalan hükümleri tek bir hakikate indirgemenin teorik akıldan kaynaklanmadığını, bunun ancak ilahi bir vergi ve kuşkunun kendisini kirletemeyeceği Rabbani keşten yapılabileceğini öğretti. Başı başka herhangi bir şeyle değil, balla ovmanın batini yorumu budur. 12. Hadis. İhram giyen insan, küdüm tavafından sonra sadece ifaza tavafını yapabilir. Buhari, İbn Abbas'ın şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrıldı. Burada veda haccı kastedilmektedir. Hadisin devamında, Arafat'tan dönünceye kadar kudum tavafından sonra Kabe'ye yaklaşmadı denilir. İbadet davranışları Allah tarafından belirlenmeye dayanır. Bu ibadetlere herhangi bir şey ilave etmek ya da çıkarmak mümkün değildir. Hac için ihram giyen kimse, namaza başlayan kimse gibidir. Bu nedenle sadece yapması emredilen şeyi yapabilir. İbadetlerin bir kısmı yapılması ya da yapılmaması serbest bırakılmış kısım iken bir kısmı yapılması teşvik edilmiş, bir kısmı kemaline zarar veren fiillerdir. Bir kısmı ise kendisi ibadet olsa bile yapılması ibadeti bozan fiillerdir. Bu örnek namazdayken konuşması gereken kimseyi verebiliriz. Böyle bir durumda konuşan kimsenin namazı bozulur ya da yapıldığında namazı bozan bir fiili işleyenin durumunu örnek verebiliriz. Hacının ihramlıyken tavaf yapmasının haccını geçersiz kılmayacağı ya da iptal etmeyeceği hususunda bilginler arasında görüş ayrılığı yoktur. Hakikatler değişmez ve gönüllü ibadet vacip olamaz. Gönüllü ibadet insanın yapıp yapmamada serbest olduğu davranışlardır. Dilerse yapar, dilerse yapmaz. Öyleyse yapmak ve yapmamak insana kalmıştır. Yapmamayı uygun gören kimse haramlık ya da mekruhluk yönüyle gönüllü ibadetin hükmüne etki etmez. Yapmayı uygun gören ise ibadetin farz bakımından hükmünü etki etmez. Bu durum dinin 5 temel hükmünde geçerlidir. Öyleyse kul için gönüllü ibadet Allah'ın fiillerinin Allah ile ilişkisine benzer. Bu fiilleri Allah'ın yapması ya da yapmaması zorunlu değildir. Bu nedenle Allah insanı bu konuda serbest bırakmıştır. Hakkın niteliğiyle nitelenişinde kulun en yetkin hali mübah fiilleri yapmasıdır. Çünkü bu fiilde Rab'lık yani Rab'lık otoritesi açıkça görülür. Mübahlık, nefsin makamı ve hakikati demek olduğu gibi dinin 5 hükmünden aklına geleni de mübahtır. Çünkü nefs Allah'ın kendisini yarattığı suret üzerindedir. Öyleyse nefsin hükmü de öyle olmalıdır. Farza benzemeye gelirsek, gönüllü ibadetler içerisinde farza benzeyen şey yalnızca adaklarda olabilir. Çünkü hak bize kitabında zikretmiş olduğu durumları kendisine vacip kılmıştır. Adak sahibi de Allah'ın ona farz kılmadığı bir takım şeyleri kendisine farz kılar.
Öyleyse Allah'ın kula adağını yerine getirmeye farz kılması, kulun kendisine bu ibadete farz kılma ile ilişkisinden kaynaklanır. Bu durumda gönüllü ibadette olduğu gibi adağın farz oluşunda da benzerlik güçlenir. Yasaklamaya gelirsek, yasaklamada benzerliği engelleme söz konusudur. Allah şöyle buyurur: "Onun benzeri yoktur." Burada varlıkların ona benzemesi engellendiği gibi farz yapılan bir şeyin onun farz saydığına benzemesi de engellenmiştir. Böylece insan hakkındaki yasaklama benzerlik kabul edecek surette görünmek şeklinde olmuştur. Bununla birlikte gerçek benzerliğin reddini gerektirir. Halbuki biz onu bu konuda ortak yapmıştık. Çünkü o bize benzemeyi kabul etmediği gibi biz de ona benzemeyi kabul etmeyiz. Gerçekliği ise böyle değildir. Fakat o bunu tercih etmiştir. Yani bu makamda kulları için bulunmuştur. Böylece bize yasakladığı gibi aksine bulunma imkanı olduğu bir durumda engelleme ile kendisi hakkında hüküm vermiştir. Her iki durumda da bir tür benzerlik gerçekleşmiştir. Farzdaki benzerliğe gelirsek, bu benzerlik Allah'ın kendisi hakkında zorunlu olan özellik üzerinde bulunması iken bizim de bize zorunlu bir durumda bulunmamızdır. Allah Ebu Yezid'e şöyle demiştir: "Bana ait olmayan özelliklerle bana yaklaş. Bunlar horluk ve yoksulluktur." Öyleyse zenginlik ve izzet zatı bakımından Allah'a zorunlu iken horluk ve yoksulluk da zatımız bakımından bizim adımıza zorunludur. Bu özden kaynaklanan zati zorunluluktur. Bir zorlayıcıdan yani dış sebepten kaynaklanan zorunluluğa gelirsek, Allah bizim kendimize farz kılmadığımız bir takım şeyleri kendiliğinden bize farz yapmıştır. Allah kendimize farz yapmamız nedeniyle bazı şeyleri bize farz kılmış da olabilir ki örnek olarak adağa verebiliriz. Allah alemi yaratmayı kendiliğinden nefsine zorunlu kıldı. Buna onu zorlayan alem hakkındaki bilginin ve varlığın kemale ulaşmasını dilemesidir. Bu ikisi kemalin sahibi olan Allah'tan alemin yaratılmasını talep etmiştir. Allah kemalin bir hükmü olduğunu fakat bir ilgisinin olmadığını görünce bu hükmün ilişeceği bir şeyi talep etmiş. Bu talebiyle de kendisini içinde göreceği kemalin bir suretini meydana getirmeyi kendisine zorunlu kılmıştır. Muhakkiklere göre bir şey kendisine göremezken başka bir şey de kendisi vasıtasıyla kendisini görebilir. Bu nedenle Allah kendilerinde suretlerimizi görelim diye aynayı ve parlak cisimleri yarattı. Öyleyse sana suretini kendisine gördüğün her şey aynadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mümin kardeşinin aynasıdır buyurdu. Bu nedenle Allah alemi yaratmış, varlık onunla kemale erdiği gibi hakkındaki bilgi de kemale ermiştir. Böylece Allah kemalini varlığın kemalinde görmüştür. İşte bu bir neden dolayısıyla zorunluluktur. Böylelikle bir neden dolayısıyla zorunlu olmada benzerlik meydana geldiği gibi hükümlerde de benzerlik meydana gelmiştir. Memdup ve mekruh ise aralarında bir derece bulunsa bile mübaha katılır. Memdup yapanına övgü kazandıran, yapmayanın ise kınanmadığı işlerdir. İlahi mertebede memdubun benzeri Allah'ın kullarına verdiği fazladan nimet ve ikramlardır. Bu nedenle Allah övülür fakat yapmazsa kınanmaz. Çünkü hakkı yerine getirilmiş olan ihtiyaç fazla nimeti gerektirmez. İşte memdup benzerliği budur. Mekruh benzerliği ise Allah-u Teala'nın kendisinden söz ederken o kerih görür demesidir. Allah kutsi bir hadiste onun kötülüğünü kerih görür demiştir. Bir ayette ise o kullarının inkara düşmesine razı olmaz buyurur. Din bakımından kerahat, yapmayanın övüldüğü, yapanın kınanmadığı fiillerdir. Bu bakımdan tersinden memduba benzer. Kul, zarar bulunan bir konuda bir amaç taşıyabilir ki insanlar arasında çoğunlukla olan durum budur ve bu amaca ulaşmayı Allah'tan ister. Allah ise bunu o kişi için yapmaz. Kul Allah'ın o işi yapmamasından hoşnutsuzluk duyar ve şöyle der: "Belki Allah bu işte farkında olmadığım yönden bir hayır yaratmıştır." Bu durum şu ayette dile getirilir: "Belki bir şeyi çirkin görürsünüz ki bu amaca uymayan şey demektir. O
sizin adınıza daha hayırlıdır. Allah kulun istediği o işi yaparsa bu nedenle kınanmaz. Çünkü insan kendinden mazeret getirir ve onu ben istedim der. Mekruh hakkında kul ile Rab arasındaki benzerlik budur. Şeriatın hükümlerinin kısımları ilahi mertebede ve kulda belli olmuştur. Bu nedenle sufiler, alem bütün varlık hükümlerinde hakkın suretine göre ortaya çıktı derler. Böylelikle yükümlülük iki mertebeyi içermiş, iki surete yönelmiştir. Şöyle bir soru yöneltebilirsin. İlahi mertebede bilgisizlik yok iken bazı şeyleri bilmemede nasıl bir benzerlik düşünülebilir? Bu konuda şu dizeleri söylemiştik. Dersem ki ben ilahtan başka değilim, o benim çünkü o bilmez. Ben, ben olandan daha cahilim. O benim, öyleyse fiil yapan kimdir? Bir insan şunu diyebilir. Allah mazharlar bulundukları hal üzereyken onlarda zuhur edendir. Onlarda zuhur eden ise bir takım şeyleri bilmek, bir takım şeyleri de bilmemek özelliğiyle nitelenendir. Bunu ona veren kendisiyle boyandığında mazharın istidadıdır. Benzerlik bu noktada geçerlidir. Hatta tam bir ayniyet vardır. Cüneyt bu bağlamda şöyle demiştir. Suyun rengi kabının rengidir. 71. kısım sona erdi, onu 72. kısım takip edecektir.